Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Ra'd suresi 5. sayfa 29. ve 34. ayetler arasını değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Onlar ki iman ettiler. وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Salih amel işlediler. تُوبَا لَهُمْ Ne mutlu onlara. وَحُسْنُ مَأَبْ Ve güzel akibet onlar için. İman eden ve salih amel işleyenlere ne mutlu onlara ve güzel akıbet de onlar için. Burada sadece imanın yeterli olmadığını da görüyoruz. Yani bir insan iman ettim diyorsa imanın gereğini de göstermeli. İman Allah yolunda amel etmeyi de gerektirir. Bu ikisini birleştirenler, imanla ameli birleştirenlere ne mutlu, onlar için en güzel akıbet var. كَذَٰلِكِ اَرْسَلْنَاكَ ف۪ي اُمَّتٍ Ey Peygamber, biz seni bir ümmet içinde gönderdik. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ Daha önce de nice ümmetler gelip geçmişti onlardan önce. لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Sana vahyettiğimizi onlara okuman için gönderdik. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ Ama onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. Rahmetiyle kendini gösteren, onlara ikramda bulunan Rablerini inkar ediyorlar. قُلْ هُوَ رَبِّي De ki, o benim Rabbimdir. لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ Ondan başka ilah yok. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ Ben ona tevekkül ettim. وَاِلَيْهِ مَتَابْ Ve dönüşüm de, tevbem de onadır. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmi nazara veriliyor ve onlardan önce nice nesiller gelip geçmiş. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir kavme peygamber olarak gönderiliyor. Peygamberimizin nübüvveti evrenseldir, bütün insanlığadır ama ömrü belli bir kavmin içinde geçmiştir. Ama kavmi kabul etmekte zorlanmış ve Rahman'ı inkar etmişlerdir. Bir kısmı iman ediyor ama büyük bir ekseriyetle başlangıçta inkar ediyorlar. وَلَوْ اَنَّ قُرْآنًا Eğer şöyle bir Kur'an olsaydı, سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ Dağlar onunla yerinden yürütülen, اَوْ قُطَّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ Arz onunla parça parça edilen, اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى Veya kendisiyle ölülerin diriltildiği bir Kur'an, yani öyle bir Kur'an olsa işte o yine bu Kur'an olurdu. Bu manada bir takdir yapılıyor. Veya onlar yine iman etmezlerdi. Yani müşrikler iman etmemeyi akıllarına koymuşlar. Mucizeler de görseler yine iman etmiyorlar. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı mucizelerini görenler olmuş ama sihir demişler. Harika şeylerle karşı karşıya kalmışlar ama bu Muhammed'in sihri, o bizi büyüledi demişler. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e de doğrudan harika şeyler verilseydi, öyle ki Kur'an okunuyor, dağlar yerinden yürütülüyor, Kur'an okunuyor, yer parçalanıyor, Kur'an okunuyor, ölüler diriltiliyor. Böyle bir Kur'an olsa bile yine onlar iman etmezlerdi, küfürde ısrar ederlerdi. بَلِّلَّهِ الْاَمْرُ جَمِيعًا Bilakis bütün emr Allah'ındır. Yani gerek tekvinde gerek teşriide bütün emir, yetki Allah'ındır. Bütün tasarruf Allah'a aittir. اَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا İman edenler hala şunu anlamadı mı? لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ Allah şayet dilese لَهَدَ النَّاسَ جَمِيعًا Bütün insanlara hidayet verirdi. Bu ince bir nokta. Yani Allah dilemiş olsa herkese iman nasip ederdi. Herkese hidayet verirdi. Bu doğru. Ancak neden vermemiştir? Belki hatıra bu gelebiliyor. Bunu kısaca şöyle ifade edebiliriz. Allah renklilik murad etmiş. Allah insanları imtihan etmeyi murad etmiş. Allah dilemiş olsa tek taraflı herkese imanı nasip ederdi. Hidayeti verirdi. Mesela meleklerde kafir diye bir zümre yok. Meleklerin tamamı
Allah'a iman ediyor. Hepsi hidayet üzere. Allah dilese şu insanların hepsini de bu şekilde imana adeta mahkum ederdim. Nasıl ki bizi rızka mahkum etmiş, herkes bir şeyler yiyor. Uyumaya mahkum etmiş, herkes bir miktar uyuyor. Allah dilemiş olsa tekvini şeriatıyla insanları imana da mahkum kılardı. Ve böyle olunca Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Firavunlar, Nemrutlar ve zamanımızın benzeri kişileri olmazdı. Bütün insanlar tam bir itaatle Allah'a itaat ederlerdi. Ama Allah-u Teala dilemiş ki bütün varlıklar Allah'ın emrini yerine getirirken bir de insan diye bir muhatap kendisine yaratsın. Ve bu insan iman etmekte veya küfrü tercih etmekte hür olsun. İsterse hidayeti tercih etsin, isterse dalaleti tercih etsin. İsterse Allah'a itaat etsin, isterse de Allah'a isyan etsin. Allah bu noktada bir renklilik murad etmiş. Demek ki bunu anlamak gerekiyor ve Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetlerde Allah-u Teala peygamberimize hatırlatmalarda bulunur. İnneme ente munzir. Sen ancak bir uyarıcısın. Ve ma alel rasul illel belag. Peygambere düşen ancak tebliğdir. Bu anlamda pek çok ayetler var. Demek ki peygamber ve o yolda giden kimseler bu hakikati göz ardı etmemeli. Ellerinden geleni yapmalı ama neticeyi Allah'a bırakmalı. Ve la yezalul lezine keferu. O inkar edenler şöyle olmaya devam eder. Tusibuhum bima sana'u gari'a. Yaptıkları şeyler, edindikleri sanatlar yüzünden başlarına azap gelir. Ev tehullu gariben min derihim. Veya onların diyarına yakın bir takım felaketler olur. Hatta ye'tiye vaadullah. Allah'ın vaadi gelinceye kadar. Neticede Allah'ın vaadi gelir. Demek ki bir kısım insanlar inkar edecekler. Ve inkarları sebebiyle başlarına bir takım felaketler de gelecek veya bulundukları mekana yakın yerlerde felaketler olacak. Bu böyle devam edip gidecek ta ki Allah'ın vaadi gelinceye kadar. Ölüm geldiğinde perde kapanıyor. İmtihan esnasında insanlar nasıl ki yanlış şıkları da tercih edebilir ve ardından imtihan kağıdı alındığında artık imtihan bitmiştir. Onun gibi bu kafirler de dünyada yanlış tercihler yapabilirler. Kendilerine fırsat verilir, izin verilir. Ama ruhları kabz edildiğinde Allah'ın vaadi artık gelmiştir. Ve imtihan sona ermiştir. Veya kıyamet geldiğinde dünya imtihan salonu tümüyle kapatılmıştır. İnnallâhe lâ yuhliful mi'at. Şüphesiz Allah vaadinde hulf etmez. Yani Allah ahireti getireceğim demişse ahireti getirir. İnsanları hesaba çekeceğim demişse hesaba çeker. Cenneti cehennemi vaat etmişse onları yapar. Ki vaat etmiştir, elbette yapacaktır. İnsanlar bir takım şeyleri vaat ettiğinde zamanla unutabilirler. Unutmaktan dolayı vaatlerini yerine getiremezler. Veya başka şekilde diyelim ki güçleri yetmez. Vaat etmiştir ama gücü yetmez. Allah için ne bir cehalet ve unutma ne de güç getirememek böyle bir şey tasavvur edilemez. Dolayısıyla Allah'ın vaadi haktır. Allah vaadini yapacaktır. Velagad üstühzi'e bir rusulim min gablik. Senden önce de andolsun ki senden önce de peygamberlerle istihza edildi. Peygamberlerle dalga geçildi. Fe emleytu lillezine keferu. Ben o inkarcılara mühlet verdim. Zaman tanıdım, fırsat tanıdım. Bu da peygamberlik yolu ve o yolda gidenlerin başına gelen bir durum. Yani peygamberlerle istihza edilmiş. En büyük sıkıntıyı başta peygamberler çekmiş. Kavimleri onlara demediklerini bırakmamışlar. Mesela peygamberimize mecnun demişler, haşa. Sihirbaz demişler, büyücü demişler, kahin demişler. Demediklerini bırakmamışlar. Başka peygamberlere de yine benzeri bir şekilde. Ama Allah-u Teala onlara mühlet veriyor. Peki bu mühlet ne zamana kadar? Sonsuza kadar değil. Dünyada bile biten bir mühlet. Ve mühlet bittikten sonra
ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ Ben sonra onları yakaladım. Şiddetle yakaladım buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Nuh kavmi gibi kavimler bunlara fırsat verilmiş, imkan verilmiş ama onların kibirleri şiştikçe şişmiş, gururları kabardıkça kabarmış, isyanları ta adeta semavata yükselmiş. Böyle olunca neticede şu dünyada da belalarını bulmuşlar. فَكَيْفَ كَانَ اِقَابْ Benim ikabım nasıl oldu? Yani inna batşa رَبِّكَ لَشَد۪يدٍ Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Bu insanların verdiği cezaya benzemez. Mesela bir insan bir eve diyelim bir dinamit atar, o ev yıkılabilir. Ama Allah-u Teala mesela bölgesel bir deprem meydana getirdiğinde o bölge tümüyle yerle bir olabiliyor. Veya normalde deniz normal dalgalıyken Allah dağlar gibi dalgalar meydana getiriyor. Bir kısım kavimler bu gibi şeylerle helak ediliyor. Efemen huve gaimun ale kullu nefsin bima kesebet. Allahu Teala her nefis neyi kazanmışsa onlar üzerinde kaimdir. Yani kimin ne yaptığını Allah bilmektedir. Durum böyleyken ve cealu lillahi şurekaa insanların bir kısmı Allah'a şerikler edindiler. Yani Allah her nefis ne yapıyor biliyor ve Allah'ın her varlıkta tasarrufu var. Mesela insan akıllı şuurlu bir varlık. İnsanın vücudunda 100 trilyon hücre var deniliyor ve bu hücrelerin her biri şu anda bir fabrika gibi, bir kimya laboratuvarı gibi çalışıyor. Ve bütün bunlarda Allah'ın tasarrufu var. Yerin derinliklerinde, gizliliklerinde Allah'ın tasarrufu var. Alemin her yerinde Allah'ın tasarrufu var. Dolayısıyla Allah'ın mülkünde aslında şerike yer yok. Ve haşa başka bir yaratıcı yok. Bütün alemde tevhid mühürleri var. Vahdet sikkeleri var. Ama böyleyken bir kısım insanlar canlı cansız bazı şeyleri Allah'a şerik ediniyorlar. Allah'a ortak ediniyorlar. Bir kısmı tabiatı yaratıcı kabul ediyor. Bir kısmı sebepleri yaratıcı zannediyor. Bir kısmı putları ilah zannediyor. Hatta bir kısmı diyelim güneşi ilah zannediyor. Bir kısmı ineği ilah zannediyor. Bu şekilde Allah'a şerik koşanlar var. Gul semmuhum de ki onlara bir isim takın bakalım. Yani insanların ilah ismi vermesi sadece bir isimlendirmedir. Ben dünyanın en gariban insanına dünyanın sultanı desem ne kadar sultan olur? Sadece bir isimlendirmedir. En fakir bir insana en zengin bir insan adını versem bu sadece bir isimdir. Ve bu varlıklar isimle müsemma değildirler. Verilen o isim onlarda tam kendini göstermemektedir. İşte Allah'ın dışında ilah kabul edilen şeyler bir takım isimlerden ibarettir. Hazreti Yusuf zindandayken oradaki putlara tapan bir takım Allah'a şerikler edinen kimselere şunu söylüyor. Diyor ki اِنْ هِيَ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَاَبَاءُكُمْ Yani sizin ilah gibi kabul ettiğiniz bu şeyler sizin ve ecdadınızın, atalarınızın uydurmuş olduğu bir kısım isimlerden ibarettir. Yani isim var fakat müsemma yok. Bu şekilde batıl birer mabuttan ibarettir. Aslında mesela tanrılar diye ifade kullanılıyor. Tanrılar diye bir şey yok. Sadece وَمَا مِنْ اِلَٰهِنْ اِلَّا اللّٰهِ İlah olarak ancak Allah var. Peki tanrılar nereden çıktı? Tanrılar insanların zihninden çıktı. Tanrılar diye bir şey yok ama insanlar bazı şeylere tanrılar adını verdiler. İşte değişik milletlerde değişik tanrılar var. Yer tanrısı, gök tanrısı gibi. Veya Yunanlıların Olympus Dağı sanki tanrıların mekanı gibi. Orada işte Zeus'tur vesaire bir takım böyle tanrı kabul ettikleri, ilah kabul ettikleri şeyler var. Ama bunlar gerçekte ilah mı? Hayır, bunlar gerçekte ilah değil. Bunlar sadece insanların ilah adını verdiği, tanrı kabul ettiği bir takım şeyler. Ama
diyelim o putları söz gelimi düşünelim. Putlar insanın önünde emirber nefer gibi duruyor. Ama bir takım zavallı insanlar o cansız putların karşısında kendileri bir emirber nefer gibi duruyor. Onların önünde eğiliyor veya secdeye varıyorlar. Em tunebbiunehu bima la ya'lemu fil ard. Yoksa siz Allah'a arzda Allah'ın bilmediği bir şeyi haber mi vereceksiniz? Yani Allah'ın bilmediği bir şey mi var? Yani ilahlar vardı, Allah bilmiyor da siz Allah'a bunu haber mi vereceksiniz? Burada tabii onların bu fikirleriyle istihza ediliyor ve bunun batıl bir fikir olduğu ifade ediliyor. Öyle bir şey yok. O ancak sizin kafanızda var. Sizin var kabul ettiğiniz bir şey. Ama bunların gerçek varlığı söz konusu değil. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Haşa insan Allah'a Allah'ın bilmediği bir şeyi haber verecek değildir. Em bi zahirin minel gavl, yoksa sadece zahir bir söz mü söylüyorsunuz? Yani batını olmayan, içi olmayan kuru bir söz, kuru bir laf. Ve gerçekten de bu şekildedir. İnsanların Allah dışında ilah namını verdikleri sadece zahirin minel gavldir. İnsanın zahirde söylemiş olduğu bir söz, hakikati yoktur. Bel züyyine lillezine keferu mekruhum. Bilakis o inkarcılara bu şekildeki tuzakları, hileleri süslü gösterildi. Bunlara takılıp kaldılar. Ve suddu anis sebil, ve yoldan men edildiler. Yani bunlar örümcek ağından daha zayıf şeylerken bunlara takılıp kaldılar. Daha ileriye geçemediler. Mesela evet, Allah-u Teala buluttan yağmur gönderiyor. Ağaçların elleriyle meyve gönderiyor. Anne babalarla insan gönderiyor. Ama anne baba bizim yaratıcımız değil. Onun gibi ağaç da meyvenin yaratıcısı değil, bulut da yağmurun yapıcısı değil. Allah anne baba ile bizi gönderiyor, ağaçların dallarıyla meyveler gönderiyor, bulutla da yağmur gönderiyor. Ama bir kısım insanlar bunlara takılıp kalıyor, doğa ana veya işte sebepler gibi, tabiat ana gibi ifadelerle bunları adeta putlaştırıyorlar. Ve men yudlilillah, eğer Allah kimi saptırırsa فَمَا لَهُ مِنْ هَدْ, ona hidayet edecek artık yoktur. Yani Allah'ın saptırdığını yola getirecek yoktur. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا, onlar için dünya hayatında bir azap vardır. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَّقُّ, ama ahiret azabı çok daha meşakkatlidir, çok daha çetindir. وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقٍ, ve onlar için onları Allah'tan koruyacak hiçbir şey de söz konusu değildir. Cenab-ı Hak hepimize kamil bir iman nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler ve geceler diliyorum.